Sevgili Hataylılar, sevgili kardeşlerim, sizleri en samimi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2003'ten günümüze bütün dünyanın gıpta ettiği muhteşem yatırımları gerçekleştirerek büyük bir destana imza atıyor. Son 15 yılda dev projeleri aziz milletimizin hizmetine sunduk. Ekonomide de büyük hamleler yaptık. Büyümede rekorlar kırdık. Eğitimde önemli yatırımlar yaptık. Yeni okullar inşa ettik, derslik sayısını artırdık, üniversiteler kurduk. Sağlık hizmetlerinde dönüşümü başlattık. Modern şehir hastanelerini hizmete aldık, mevcut hastane ve sağlık tesislerini yeniledik. Son 15 yılda suyla alakalı 7497 tesisi ülkemize kazandırdık. İçlerinde dünyanın en büyük barajlarının da yer aldığı 525 barajı hizmete aldık. 81 ilimizin içme suyu meselesini kökünden çözdük. Son 44 yılın en kurak yılı olan 2017'de dahi vatandaşlarımızı susuz bırakmadık. 1000 günde 1000 gölet projesini hayata geçirdik. 2019 yılı sonuna kadar 1071 gölet ve sulama tesisini daha ülkemize kazandıracağız. Ülkemizin yeşiline yeşil kattık. 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu yatırımlardan kültür mozaiği kavramının tam manasıyla hayat bulduğu güzel Hatay'ımızda nasibini aldı. Misafirperver ve yiğit insanların şehri Hatay'a son 15 yılda 22 milyar liralık muazzam yatırımlar gerçekleştirdik. Bu yatırımların 1 milyar 840 milyon liralık kısmı bakanlığımıza ait. Hatay'ımızda 5 baraj ve 3 gölet inşa ettik. 6 baraj ve göletin inşaatı da bütün hızıyla devam ediyor. 81.530 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yılda 60 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşa ettiğimiz 76 dere ıslahıyla Hatay'ımızı taşkın zararlarından koruduk. 37 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kurduğumuz Kırıkhan ve Yayladağ şehir ormanları ve 17 mesire yeriyle de vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Orman mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımıza 40 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. Yayladağ, Yukarı Pullu Yazı Köyü ve Dört Yol Sazak mevkiinde bal ormanları tesis ettik, gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Kuş göç yolları ve süzülerek uçan göçmen kuşlar açısından dünyanın sayılı dar boğazlarından birisi olan Belen Geçidi Tabiat Parkı ile diğer korunan alanlarımızda önemli çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Tesis ettiğimiz meteoroloji radarı ve 16 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla da hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Hatay'da destan yazmaya devam ediyor ve bugün de toplam 150 milyon liraya mal olacak ve aralarında Hatay'ın hasretle beklediği Yayladağ Şakşak Barajı ve sulamasıyla Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesinin de yer aldığı 7 tesisin temelini atıyor, yine aralarında Payas Çayı 2. kısım ıslahının bulunduğu 3 tesisin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la
Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 15 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Hatay'ımıza hayırlı olsun.